geçtiğimiz sene 3. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında Türkiye Tasarım Kronolojisi deneme başlığını taşıyan bir araştırma çalışmasına başlamıştık. Merak kabilesi adını verdiğimiz bir grupla birlikte. Ve o kapsamda Bienal süresince cumartesi günleri 3'er farklı konuda toplantılar düzenlemiştik. Tadı damağımızda kalan. Orada o toplantılar tasarımın farklı alanlarında farklı jenerasyonlardan gelen, üretimin farklı alanlarından gelen kişilerle birlikte yapılmıştır çoğunlukla. Ve bu bize aslında bir miktar gölgede kalan, karanlıkta kalan, kayda geçmemiş olan bilgileri, tasarım tarihimize dair bilgileri kayda geçme olanağı vermişti. Şimdiki buluşma da aslında buluşma dizisinin ikincisi de bunun bir parçası. Meraklısına tasarım tarihimiz, kütüphane buluşmaları. Geçtiğimiz ay ilkini yapmıştık. Mimarlar ve kitapları ilgi konumuz. Ve aslında pek çoğumuzun adını orada da almıştık. Sevgili Selda Bamcı yönetiminde sunumuyla bir toplantıydı. Ardından Saltın Cengiz Bektaş Arşevi gündeme gelmişti. Ve Cengiz Bektaş da kendi yayınları üzerine konuşmuştu. Şimdi burada müthiş bir ekiple birlikteyiz. Konumuz mimari fotoğraf. Mimari fotoğrafın bilemiyorum 4-5 farklı jenerasyonu galiba bu odada bir araya gelmiş durumda. Çok teşekkür ederiz katkınız için, bir araya gelebildiğimiz için. Küçük bir sözü Serkan'a bırakacağım. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Ben de çok fazla vaktinizi almadan birkaç şey söylemek istiyorum. Küçük bir arka plan hikayesi de ben anlatayım. Geçtiğimiz öğretim döneminde Bahçeşehir Üniversitesi'nin mimarlık fotoğrafı dersi veriyordum. Dönemin ilk derslerinde dünyada ve Türkiye'deki mimari fotoğraf örneklerine bakmak istedik haliyle ve aslında dünyadan çok nitelikli, bütünlüklü bir sürü araştırma rastladım ve öğrencilerimle paylaştım. Ama iş Türkiye'deki üretime gelince maalesef bütünlüklü bir analize, araştırmaya karşılaşma şansım olmadı. Ve Pelin'le baş başa geldik, sevgili Pelin'le. Ardından bu kütüphane dizilerinin bir parçası olarak bunun ne kadar faydalı olabileceğine karar verdik ve bugünkü tartışmayı hep beraber yapma konumuna ulaştık. Umarız bu buluşma daha sonraki araştırmaların mütevazı da olsa bir atlık hazırlar. Ve benim için de çok ilginç oluyor tabii. Bugüne kadar isimlerini duyduğum, yayınlarda gördüğüm ama bir türlü şahsen karşılaşmadığım insanların üretimlerini arka arkaya burada izlemek ve 3 jenerasyonu, sen 4-5 dedin, ben 3 yazmıştım buraya ama önemli olduğunu düşünüyoruz. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Küçük bir not, biz herkese, yani bu toplantıya katılmasını rica ettiğimiz herkese bir davetiye metni yolladık. Bazı sorular vardı içinde. Ortak sorular, kişiye özel sorular değil. O sorulara istinaden herkes burada bir sunum yapacak. Bir eksiğimiz var bugün. Gelip gelmeme durumu başından beri belli olmayan Cemal Emden. Ama onunla da pazartesi günü bugünkü toplantıya yönelik bir buluştuk ve bir video kaydı yaptık. Dolayısıyla aslında Cemal Bey fiziken olmasa da aramızda olacak. Katılımcılara yolladığımız soruları görmek isterseniz şimdi dolaştırabiliriz. Yararlı olacağını düşünüyorum. 20'şer dakikası var herkesin. Sözü ilk Ersin Alok'a bırakıyoruz. Çok teşekkürler. Bunlar çalışıyor zaten. Saatimi çıkarayım da 20 dakika önemli bir zaman. Her şeyden önce sevgili arkadaşlar demek istiyorum. Yaşamı belki buradaki herkes aynı kulvarda görüyoruz. Aynı kulvarda yaşıyoruz. Onun için hepinize merhaba demek istiyorum. Konumuzun adı eğer mimari fotoğrafsa ve mimari fotoğrafın bir yıllar öncesinden günümüze doğru Cumhuriyet devrinde başlayan adımları söz konusuysa öyle görülüyor ki ilk mimari fotoğraf örneklerini baha gelen beviden başlayan bir grupla onun yaptığı çekimlerle devam eden sürecin içindeki tarihsel yapıda görebildiğim kadar Otmar'la günümüze doğru devam eden sistemlerle geldik. Onlar bazı sistemler mi koydular? Çok fazla bilmiyorum. Ama görebildiğim kadar mimari fotoğrafın başlama tarihi ve biraz da etkinliği Profesör Sedat Hakkı Eldem'le beraber başlamıştır denebilir. Neden böyle bir şey söylüyorum? Türkiye tarihinde ilk olarak bir masaüstü kitabı yapılıyordu. Bunun adı da Türk Mimari Eserleriydi. Aramızda olmayan Vedat Nedim Tör ve diğer arka grubu böyle bir kitabın olması konusunda Sedat Bey'den kitabı istemiş. Çeşitli fotoğrafçılar içinde ben de Sedat Bey'le beraber çalışmak adına onun masasına oturmuştum. Bu Türkiye tarihi için ne kadar önemli bilmiyorum ama benim için çok önemliydi. Ve Sedat Bey kendisine has özge yapısıyla hazırlamış olduğu, kitabın hazırlamış olduğu listesini önüme koyduğunu çok iyi hatırlıyorum. Ve Sedat Bey'in uzun kalemleri vardı böyle. Böyle kalemler. Sedat Bey karşısına aldığı kişiye bir o zamanki kelimeyle bir esercilik kağıdı koyar. O kalemle tersten binanın, yapının ya da sistemin nasıl görülmesi gerektiğini tersten çizerdi. O çizgiler bende var. Sanki mimari fotoğrafın prensiplerini işte o yıllarda Sedat Bey koymuş gibi görülüyor. Ben öyle hissediyorum. Tabii bütün bu anlattıklarımın dışında mimari fotoğrafın önemli kaynaklarından biri de fotoğrafçının bir mimari eseri okuması gerekiyor. Mimari eserin okunabilmesi için o yapının projesini gerçekten okumanız gerekiyor. Fotoğraf çekmek, fotoğraf olarak bakmak ayrı bir şeydir. Ama mimari fotoğraf çekmek ondan da farklı bir nesnedir. Çünkü onun içinde mimarın görmek istediği, mimarın anlatmak istediği, belki de göstermek istediği ama o mimari yapının çevresel dokusu içinde neyi ve ne şekilde anlattığını görmüş olmak ve sizin de o konuya o gözle bakmanız gerektiği esastır. Sonrası tabii teknolojik nitelikleri de içine alan yapılarla büyüyor. Yani o yapı bir teknolojik özelliği taşır. herhangi bir makinayla siz bu anlattığım bölümü çekemezsiniz. Ucundan belki biraz anlatırsınız da işi çekemezsiniz. Pisagor tabanındaki bir ifadeyle üçgeni tamamlamaktır. Üçgenin yatay zemini ve dikey zemini önemli yapılardır ve dokuyu ayakta tutan o yapıdır. Siz de o yapıyı eksiksiz görmeniz gerekir. Zaten vazifenizin önemli taraflarından bir tanesi oydur. Fotoğrafçı bu anlam çerçevesi içinde bir maestrodur. O maestronun orkestrası veya çaldığı çalgıları işte makinedir. O makineyi mimari anlamda kullanmanız gerekir. Eğer kullanamıyorsanız benim tabirimle fotoğraf size yüzünüzü döner. Yaşamak ve fotoğrafın içinde yaşamak aslında bir öyküdür. Bu öykünün içinde koşmaya başlarsınız. Projeler önünüze gelir. Zor olan projeyi belki bir şekilde sizin gözleriniz ve düşlerinizle o sistemin içine koyarak yürütmeye çalışırsınız. Mimari fotoğraf bazı konuları da içerir. Akademide biz önemli bir ders koymuştuk. Koyduğumuz dersin adı amaca yönelik fotoğraf. Bir mimari fotoğrafın amacının belli olması gerekir. Ne için bu fotoğraf çekiliyor? Eğer çekilen o fotoğrafın bir amacı yoksa, mimari fotoğrafının da bir amacı yoktur. Zaten konuşulamaz. Ama amacı olan bir fotoğraf, belki de bir masada yapan, o fotoğrafı kullanmaktaki yerinin amacını söyleyen kişilerle bir sonuca varılır. Fotoğrafçı o sonucu yorumlayandır. Bunun için fotoğrafçı için artık ondan sonra zamanın önemi yoktur. Zaman doğasal bir öykü olarak önünüze gelir. Binanın nasıl ışık alması gerektiğine siz fotoğrafçılar karar verir. Binayı nereden göreceğinize dair ifade sizin ifadenizdir ve sizin yargınızdır. Bunları yan yana koymanız gerekiyor. Gelelim bir fotoğrafın dinamizminin nasıl ortaya çıkacağı konusuna. Sanatçı demeyelim buna. Fotoğrafçı o dinamizmi çektiği hacmin içinden görmelidir. Bunu derken bir binanın dışı, bir binanın içi arasındaki farklılıklardan bahsetmiyorum. Gördüğünüz o açının dinamik bir noktası olmalıdır. Bu nokta gizlidir. Bu noktanın adı fotoğrafçının gözünün arkasındaki dünyadır. Onu görmeniz gerekiyor. İşte onun aktarılması belki de mimari fotoğrafın doğmasına sebep teşkil eder. Genelde mimari fotoğraf bir yapının ifadesini taşımasına rağmen bir baskı sistemi içinde yürür. Yani bugünkü şartlar altında kitaplar bunun önemli kaynakları olarak görülür. Çektiğiniz fotoğraf basılmalıdır. Basılmayan fotoğrafın yaşadığına inanmıyorum. Çektiğiniz fotoğraf bugünkü şartlarla elektronik bir ortamda birine gösterilirse dahi ben yine onun bir fotoğraf olduğuna inanmıyorum. Çünkü basılan fotoğraf başka bir şeydir. Basılmayan bir fotoğrafın bana göre konuşulabilecek bir özelliği yoktur. Gelelim baskıya. Baskı görsel bir baskı olarak ve kağıtlar arasında değerlenmiş bir baskı olarak da nitelik kazanır. Tabii ki bu baskının renginin, çektiğiniz nesnenin özelliğini kaybetmeyen ve ona yaklaşık olan en yakın düzeyde basılması gerekir. Tabii önemli bir kaynak çizim ve sunumudur. Fotoğrafın sunumu kendisinin çekilmesi kadar kendisinin bir başka anlamda başa doğru dönersek vaaz edilmesi kadar önemli bir yargıdır. Çünkü sonuçtur o. O sonuç sizlerle, ona bakanla paylaşılacaktır ve o kalıcıdır. Fotoğrafçıların en büyük arzuları yaptıkları işin kalıcı olmasıdır. Her sanat yapısı kalıcı olmak için içindeki bir duyguyla yapılır. Ve o yapıldıkça ve o yaşamaya başladıkça ayakta durur. Sevgili Bedri Rahmi'nin çok önemli bir kelimesi var. Ben yaparım, yaptığım benden sonra ve benden önce ve bensiz yaşamaya başladığı zaman kendini korumalı ve her zaman benim söylediğimi söylemeli der. Onun sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yapı ve bu anlayış her çekilen fotoğrafın içinde de var olan bir özelliktir. Tarihsel öyküsü içinde, fotoğrafın bir arşiv anlatımı içinde saklanması gerekir. Sahiplenilmesi gerekir. Sahiplenilmeyen hiçbir fotoğraf, hiçbir çalışmanın pek de bir anlamı geriye kalmaz. Belki fotoğrafçıların büyük bir patırtısı ve hem üzüntüsü ve hem de beklentisi arşivlerin yaşayabilmesidir. Mimari fotoğraf, coğrafik şartların ve hele toprağını bastığımız İstanbul gibi, Türkiye gibi dünyanın jeolojik hareketliliğini içinde tutan artı insanların değişimiyle yapılarını silmeye başladığı bir dünyada arşivin ne kadar önemli olduğunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Yapıların bu anlamlı özellikleriyle ve mimari fotoğraf dediğimiz kendine göre sınırlı bir açıyla yürümüş olması bu konuşmamızın ve size anlatmak istediğim bütün bu dokunun önemli bir yeridir. Mimari fotoğraf, fotoğrafların her zaman dili olan ve her zaman yaşayacak olan bir bölümüyle belki son bulur. Fotoğraf paylaşılmalıdır. Paylaşılmayan fotoğraf hiçbir anlam taşımaz. Mimari fotoğraf geçmişimizden geleceğe doğru kendi tarihimizin bir tarihsel sayfalarıdır. Nelerin değiştiğini burada saçları beyaz olan çok arkadaşımız bilir. Neleri kaybettiğimizi onlar bilir. Neleri çekip de şimdi artık onların olmadığını da onların çektikleriyle biliyoruz. Tarih değişik bir anlamla belki de fotoğrafın bu teknik imkanıyla yazılır. Nice fotoğraf çekmeye devam etmek üzere hepinize sevgiler diliyorum. Sorularınız varsa cevaplayacağım. Ersin Bey, ben sorabilir miyim? Tabii, 16 dakikada durumu idare ettim. Evet. 4 dakikanın yarısında şeyi anlatabilir misiniz? Sedat Bey'le o bir 4 sefer çekim yaptığınız. Evet, 4 dakikamı kullanmak istiyorum. Efendim, böyle bir soru var. Şimdi böyle bir soruyu tabii biraz tabanını hazırlayarak size söylemek istediğim bir konu var. Sedat Bey, tanıyanlarınız olabilir, öyle görüyorum. Çok titiz, son derece huysuz ve ne istediğini bilen, yani onu vermiyorsanız tamam, öyle bir şey yok. İşte çağrıldık. Demin size anlattım Türk mimari eserlerinin çekimi konusunu. Gittik, bana listeler var. Kocaman bir Türkiye listesi var. Biz başladık çekmeye. Tabii sorunlar var. O zaman Ektachrom E3 falan çekiyoruz. Bir de siyah beyaz fotoğrafımız var elimizde. Başka bir şey yok yani. Şimdi birinci bölüm Ektachrom'u diyelim ki Sivas'ta çekiyorsunuz. Sivas'ta patırtı gürültü Türkiye'ye gelmek nereden bak, yani İstanbul'a gelmek nereden bakarsanız bakın atölye bir hafta sonra ancak neticeyi görüyorsunuz. Ben bu işin böyle olmayacağına inandım. Ve o zaman bir arabam vardı. Dodge. Arkası kapalı falan arabayı. İçine banyo takımını koyarak Ektachrom'u da yıkamak üzere araba benle beraber Anadolu yollarına düştü. Kurutmak için hiç unutmuyorum, tel dolabının üstünde tel vardı. O tellerden 2 tanesini üst üste koyarak yıkadığımız filmi kurutmaya çalışıyorduk. Geldik birinci çekimlere. Birinci çekimleri bitirdik. Ben böyle 18-24 bastım. Çıkardım. Sedat Bey'in bir huyu var. Aynen anlatıyorum size. Sedat Bey'in önüne fotoğrafları koydum. Ben karşısındayım. Sedat Bey böyle. Sedat Bey bakıyor. Pat! O fotoğrafı aşağı atıyor. Allah Allah ya, ben eğilip alıyorum. Herhalde düştü fotoğraf falan. Buna bakıyor, bunu da atıyor. Yani öyle 150 tane filan fotoğraf var. Gariptir, 1-2 tane fotoğrafı böyle tutuyor ama onların gerisi böyle hep aşağı indi. Dedi ki, ben onları topladım buraya koydum, onları bir daha çek dedi. Neyse biz 4 tane mi fotoğraf, 3 tane mi ne fotoğraf kurtardık. Ama bu seyahat 18 günlük bir seyahatin sonu. Yanlış anlamayın. Yani otel motel işleri, o zaman öyle gittiğiniz yerde barınmak çok önemli. Böyle bir iş yok. Neyse, bunlardan bir tanesini anlatıyorum. Tabii böyle çok konu var da bunlardan bir tanesini anlatıyorum. Sivas çifte minarelerin önünde bir defa bir direk var. Bir elektrik direği var. Oradan da kablo geçiyor. Öyle şimdiki gibi öyle Photoshop falan yap da tak, onu al, temizle falan, öyle bir şey yok. Sedat Bey de ilk önce ona bir şey söylemedi. Dedi ki, çektiğin resim perspektifi bozuk bir resim. Benim önüme getirme. Ya, yani aynı hikayeyi Otmar çekmiş, Otmar'ın da perspektifi böyle. Yani çünkü arkasında hiç yer yok, son derece az bir yer, çıldıracağım. Neyse biz gittik filan. Bu sefer yandan mandan filan çektim. İşte birinci tokadın dersi orada başladı. Ortogonal olmayan bir mimari yapı fotoğrafı olamaz. Birinci ders. Yahu yalvarıyorum. Gidiyorum oralara tekrar. Üçüncü kez gidiş. Yok, Vedat Bey'e telefon ettim. O zaman da telefon öyle manyetolu filan ediyorsun. İstanbul filan bekle 3 saat filan, böyle bir hikaye. Neyse Vedat Bey'i bulduk. Dedim ki Vedat Bey, bu Sedat Bey'in istediği biçimde olmuyor. Ola ola benim onun karşısında bir yere yükselmem lazım. Ama Sedat Bey bu sefer son gittiğimde oradaki direği de kaldırın dedi. Böyle bir eğri direk var orada. Onu nasıl yıkacağım? Yani elektrik direğini kesemem ki. Peki dedi, sen dedi bekle. Yapı Kredi'nin şubesindeki müdüre telefon etti. Biz müdüre gittik. Bu Sivas'ta cereyan ediyor yani böyle. Bütün ekipman falan böyle dolanıyoruz orada. Neyse gittik, adam da anlamadı nasıl çekeceğiz, kaldıracağız falan. Neyse sonunda vilayete kadar geldik. Vilayette vali de anlamadı yani direği kes. Ne demek direği kesmek? Ne alakası var direkt falan ama. Neyse dediler ki tamam direği keselim, biz parasını ödüyoruz filan. Elektrik kabloları bilmem neler kesilecek filan, yani anlat, hayal ediyorsunuz yani konuyu. Neyse 2 gün sonra o bitti. 4. günündür ben Sivas'tayım tekrar. Şimdi iş bitmedi, bir daha gittik. Yine validen emir çıkması lazım ki itfaiyenin böyle kolla çevrilen bir merdiveni var. O merdiven karşısındaki Keykanus'un üstünde böyle bir, kapısının hemen üstünde bir düzlük var. Nakata anlatayım, 50 santim kadar bir yer. Beni oraya çıkaracak çünkü hiçbir yerden inemiyorsunuz. Olabildiği kadar geniş açı filan, işte onu çekeceğiz. Bu sefer yağmur başladı. Neyse o yağmur da geçti. 2 dakikamı kullanıyorum senin yüzünden. Derken ben o resmi çektim. İstanbul'a geldik, bastık resmi. Sedat Bey'in önüne koydum. Sedat Bey aynen böyle yaptı. Şimdi olmuştu. Teşekkür ediyorum. Aslında size bir de arşivle ilgili soru soracaktım ama 6.30'da söylemiştim. Hayır, sen söylediğin için kaptım bana. Yoksa kaptan ben. Öyle 2 dakikada siz müthiş bir arşiviniz var. Onu nasıl yaptınız? Kaç tane var? Hangi yöntemlerle yaptınız? Hangi yöntemlerle yaptım? Evet. Oluşturdunuz o arşivi. Ya zorluyor vallahi, çocuğum yok. 3 dakika olsun. Efendim, arşivin çok önemli olduğunu konuşmam içinde de söyledim. Ben bugün atölyemde, diyelim ki Reha benden bir konu istedi. 2 tane şeyimiz var. Ya kompüterden girip bakıyoruz. Ben ona da inanmadığım için dosyalar var. Dosyaların içinde yazıları var. İstediği Keykanus'un ön kapısının resmi varsa yazılıysa yanında numarası falan var. 45 saniye sonra masanın üstüne koyabilirim. Bu sistemi ben 20 yıl önceden başladım. Ondan önceki sistemde de, yani renkli fotoğraf, o zaman diapozitif var. Diapozitifler de böyle, bizde duvar var. Onlar da konularına göre ayrılmış durumda. Var. Dijitaller de var. Toplamı yaklaşık 11 milyon civarında. Bunun dijitale çevrilmiş durumu son pozisyonda 4.600 civarında. Yani 4.600.000 dia yeniden de gelenlerle birlikte yaklaşık bu rakamlarda oynuyoruz. Bunun önemi, tekrarlıyorum, çektiğiniz fotoğrafı bulmuyorsanız, beyefendi bana soruyor da Gök Medrese'yi istiyorum diyor da ben tamam abi Gök Medrese'yi arayalım filan diye böyle başlıyorsan o Tom and Jerry gibi oluyor filan, olmuyor. Yani öyle bir şey yok. Yani bir defa o yok. Yalnız hepinizden başta Gültekin olmak üzere söylemek istiyorum. Yalvardık, Gültekin ele yalvardı Türkiye'ye. Nerelerle konuşmadık? Ya dedik ki arşivlerimizi verelim. Allah için sahip çıkın ya. Ben 1954'ten beri fotoğraf çekiyorum. Otmar'ın çektiği fotoğrafları Otmar taşıdı Türkiye'den. Türkiye'den Otmar'a atınca fotoğraflarını da aldı gitti Avusturya'ya. En kapsamlı arşiv onundu. Atatürk çünkü emretti, gittin çekin dedi. Adam da gitti çekti. Sonra bir kısmını dediler ki yapı kredi aldı. İşte arşivinin bir bölümü. Ama ana arşiv, kızına filan da sorduk. Ana arşiv hala Avusturya'da. Otman'ınkini bir şey söyleyemiyorum. Burada Gültekin'in, hepinizin, Reha'nın, affedersiniz benim de, diğer fotoğrafçı arkadaşlarımızın da ya arşivine sahip çıkacak bir Türkiye yok. Gültekin burada anlatsın. Ankara'da ne kavgalar ettik, neler, ne bakanlarla birbirimize girdik. Üniversitelere yalvarıyoruz. Bugün de dahil. Eskişehir Üniversitesi'nden arkadaşlar geldi. Gösterdik arşivi. Dedik ki ya işte bunu verelim. Siz de bize bir yer ayırın orada. Bunun için ne gerekli olan şeyleri, işte ısısını biraz doğru dürüst tutun. Diyaları da vermek istiyoruz. Dijitaller de var. Başına da 2 kişi koyun. Doğru dürüst scanner de verelim size. Devam etsin bu iş. Bunu dünyaya yayalım. İsteyenler varsa buradan bu diyayı satın. Yani görseli satın. Kalkıyor, vallahi kalkıyor. Yok dediler. Öyle bir imkanımız yok dediler. Teşekkür ediyorum. Efendim, fotoğrafçı dediğin müsellah olmalı, yani silahlı. Her an yanında olacak. Başka çözüm yoktur. Şimdi efendim önce tüm bu cemaate çok teşekkür ediyorum dostlar. Türkiye'de her şey kötü değil. Bakın böyle güzel şeyler de oluyor. Herkes birbirini tanıyor. Birbirinden yararlanmanın yollarını arıyor. Üstelik genç bir kadro görüyorum ki bu benim için hakikaten göz yaşartıcı bir şey. Ben 77 yaşındayım ve 59 yıldır fotoğraftan başka hiçbir şey yapmadım. Yani başka sanat alanlarında da biraz erken olarak işte resim, cam, hat vesaire gibi yeni sergim kapandı. Benim kurduğum İstanbul Fotoğraf Müzesi'ne 6 ay sürdü. Orada bütün salonlarda gözüktü. Galiba bir taraftan gösteriliyor. Bunlar Emre Oral'ın Sancaklar Camii'dir. Ama fotoğraf temeldir. Ben hiçbir yerde çalışmadım. Hiçbir bordoda imzam yok. Birinci gün bugün bu işle devam ettim. Hiçbir zenginliğim yok. Babam bir bürokrattı ama Sanayi Nefise Mektebi ailesinde ilk kadrolar, Bedir Ahmet'in sınıf arkadaşı vesaire. Ben emeklerken duvarda resim vardı. Bu bir benim için büyük bir hazine tabii. Annem de tarihçiydi. Fuat Köprülü'nün asistanı olamadı. Yani çok ısrar etmiş fakat babama aşık. Demiş ki Fuat Bey kusura bakmayın ben vereceğim. Böyle ağlayarak çekilmişler ama uzun yıllar tarihçilik yaptı. Onun da kütüphanesi vardı. Ve hani yolardım, dayağımı yerdim, ertesi sabah tekrar devam ederdim ama kitap kanıma girmiş. Bugün bu yüzden galiba 102 tane telif kitabım var, albümler. Yani yalnız benim yazdığım katılımım değil. Bir de 9000 adetlik bir kongre kitaplığına göre yazılımı olan sanat kitaplığım var. Onu da Türkiye'deki kütüphane ilmini bilen bir takım amcalar yazdı. Onların bir asistanı bir gün geldi böyle işte kayıt yapıyorlar filan. Efendim dedi siz bunları okudunuz mu? Böyle altı çizili. Maalesef dedi okudum. Büyük bir bölümünü de her sene 3-4 ay Bodrum'da yaptığım eve geçer ve orada bir bol okurdum. Eşlerimden ikisi üst kattan üstüme su döktü. Hani köpekler bağışlayın şey yaparken ayrılmaları için su dökerler ya, benim de kitaplardan ayrılmam için gerçekten birkaç kere böyle birer kovayla yıkandı. Böyle bir acayip adamım. Bu fırsatı verdiği için Pelin ve diğer değerli arkadaşlara teşekkür ederim. Şimdi sululuğu bırakıp size bir variyi bir iki kişi anlatmaya çalışayım. Şimdi burada sorular geldi. Çok güzel hazırlanmış. İşte diyor ki burada işte okudunuz hepiniz, birlikte çalıştığınız mimarlar falan. Şimdi ben 1958'de fotoğrafla ilgilenmeye başladım. Sonra da 61'de talep üstüne başladım. Çalıştığım mimarlardan hatırlayabildiğim bazı isimler, tabii Sedat Hoca, Sedat Hakkı Erdem. Ersin çok güzel şeyler anlattı. Son derece cins bir adamdı. Hepimiz ona borçluyuz. Berhus Çinci, Doğan Tekeli, Sami Sisa, Metin Etküler, Turgut Cansever, Yılmaz Sanlı, Fahri Etman, Emre Oral, Doğan Asol, Haluk Baysal, Melih Bilsel, Han Tümertekin, Emin Mahir Balcıoğlu, Sinan Kafadar, Tabanlıoğlu Mimarlık, yani baba tabii önce, hakeme şimdi ne halde, Aytaç Manço, Alparslan Ataman, Murat Ercan, Ahmet Gertut'tan, Suzan Esirgen, Süleyman Bayrak, bunlar Esenvay'ı yapanlar, havalar. Oradaki büyük canlar benimdir, sanat canları. Efendim, Sinan Benim, Turgut Alaton, Zeynep Fadıllıoğlu, Şakir'in, Hakan Kıran, Aydın Boysan, Ahmet Güldönen, Naim Arnaz, Cihat Fındıkoğlu, Orhan Şahinler, Nevzat Sayın, Ömerler gibi. Çok bilinen bir kuşağın yaklaşık bütün işlerini çektim ama aralarında çok nadir çektiğim işler de oldu. Tabii bu bir talihsizlik, yani ona da şükredelim. Hakikaten mekan önemli, ışıklı. Onun için fotoğrafların hepsi ölüyor. Aslında bunları yapacak bir şey yok ama bunlar vallahi billahi tadında işlerdir yani. Bu tür profesyonel çalışmalarda inandığım kural, işverenin büyükse sen de büyüksün. Bu sloganı ülkemiz çağdaş mimarlığın kurucularından rahmetli Sedat Hakkı Eldem'den öğrenmiştim. Doğan Tekelis'ten Sinan Kafadar'a, Berhus Çinici'den Doğan Hasol'a, Alparslan Ataman'dan Sinan Genim'e kadar yukarıda bahsettiğim mimarların büyük bir bölümünde yakınlığım ve dostluğum oldu. Yani kafaları çektim beraber. Evvelki gün Ankara'da işte bu benim retrospektif Ankara'daki Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun salonunda açıldı. Bir de büyük yemek verdiler yani böyle şöyle şey ekip Gölbaşı'na gidiyoruz. ODTÜ'nün yanından geçiyorum. Yanında eşim var. Dedi ki ODTÜ dedi. Evet dedim ben ilk askerdeyken başladım, onun servisini yaptım, kitabı vesaire. Çok yemek yedim beraber Nevruz Bey'le ve o zamanki rektör, kurucu Kemal Kurdaşlar. Hepsi gitti, biz kaldık. Şimdi burada diyor ki bir profesyonel olarak teknik altyapı meselesi. Ersin çok ciddi şeyler de anlattı. Şöyle bir şey, tabii ben profesyonel bir adamım yani, çünkü her şey lazım. Benim de dolap altyapım vardı. İşte mamyalar, rasterblatlar, Linhof karbon değil, büyük format. Onun dışında ama ben mimari fotoğraf çekerken 35 milimetrenin esnekliğine inanan biriyim ve dünyada da çok ünlü adamla tanıştım. Şöyle Photoshop'tan sonra perspektif dağılması falan hepsi toparlanabiliyor. Onda da gene her şeyim vardı. Asay Pentax, Canon, Nikon, Leica, Sony, Samsung. Şimdi işte bununla idare ediyorum. Hediye işler çekiyoruz, bir şeyler. Şimdi sonuçta 1 milyon kare fotoğrafım var. Bunun yarısı analog. Bu sistemli bir şekilde 20'şerlik puşetler halinde, yani standart vardır. Onlar da bir alfabetik yapıda, yani konu alfabetiğinde kütüphane, büyük kütüphanede durur. Dijital için öyle bir şey yok. Hard diskler halinde, o da bir dosyalar sistematiği içinde. Şimdi diyor ki işbirliği yaptığınız kurumlar oldu mu? Vallahi oldu tabii. Uzun yıllar Mimarlar Odası'nın sergisini yaptım. Salt önemli. TÜİK Otomobil Kurumu önemli. Birçok yere iş yaptım. Yani biz çalışmadan başka hiçbir şey öğrenemedik. Yani hep çalıştık. Ve hep birbirini kovaladık. Meseleler öyle yürüdü. Şimdi burada mimari fotoğrafla ilgili bazı şeyler söylemek isterim. Şimdi fotoğraf temelde bir bakış sanatıdır. Yani yeniden bir şey yapmıyorsunuz bir yerde. Yani dünyaya bakıyorsunuz ama bunun sizce bir bakış olması lazım. Bu tabii denilemesine bir kültür, deneyim, birikim, birçok şey istiyor. Şimdi ben fotoğrafı iki bölüme ayırıyorum. Biri sanatsal fotoğraf denilen, yani herhangi bir sanatsal obje için uğraşan amcalar, teyzeler filan. Bir de meslek uygulaması. Mimari fotoğraf bunların içinde bir noktadır. Bu mimari fotoğrafın elbette bir bakış özgünlüğü olması lazım. Ben böyle bir makete bakar gibi bakmamayı öğrendim ya da ona dikkat ettim. Bir etüt olarak ele alırım yani. Sanki ben yapmışım gibi o binayı, işte en küçük detayından ve durana kadar. Yani şimdi bu kadar adamla çalışmamın basit sebeplerinden biri de benim böyle bir boyacı sandığı gibi bir şeyim vardı. Çantam böyle içine özel tele için altına, şimdiki gibi öyle kompüter tasarımı şeyler, objektifler falan yok, hepsi şu kadar falan. Böyle hani 400 milimetre, yarım metre falan bir şey ayağımın içine sokuyorsun falan, öyle baygın olarak gezerdim. Ve Kurtalan Espresi gibi sorardım mimarlara, yani ben şimdi gidiyorum, var mı sağda solda işiniz? Samsun'da benim hastanem var, onu çekiver derdi. Ya Sedat Hoca, ya Ankara'daki şeye bak, Doğan Bey işte yeni şunu yaptık derdi falan. Ben onlara hep uğrar, böyle şey yaparım. Şimdi o günle bugün arasında garip farklar var. Yani daha iyi, daha kötü filan diye söylemeyeceğim. Şöyle, ben Silopi'ye gittiğim zaman, şimdi bu Kürt Suriye meselesinden herkes buraya öğrendi Silopi neresi. Benim cibim oraya giren 3. jipti. Nemrut Dağı'na çıktığımızda Muhtar Aziz'in samanlarında yatırıyoruz, yılanlar cırt cırt geziyor. yukarıda böyle bir hafif, tabii şimdi ikinci vitesle falan çıkılıyor, birinci vitesle değil. Yani katırla çıkıyorsun, katır çok hoş bir hayvandır, böyle ezbere alır bütün taşları, aynı taşa basar gider, aynı taşla geri gelir falan, böyle son derece şeydir, kompütür bir hayvandır. Ve bir hafif böyle taşla yapılmış, nedir Ömer bu dedi, dedi ki beyin dedi, Cevdet dedi, Cevdet Sunay'ı kastediyor. Çok methetmişler dedi, geldi dedi, helikopterle pata 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 dedi. Civar köylerde çok yavrileri düşürdüler dedi, kadınlar dedi, nedir o böyle dedi, pat pat pat. Türkiye buydu yani. Şimdi bunlara tabii inanmanız çok zor. Yani başka bir yerde, şimdi de bir başka bir şey oldu. Şimdi ben binaya gittiğim zaman, yani herhangi bir esere, tabii daha evvelden onun ne olduğunu filan araştırırdım, sorardım, sen ne diyorsun falan diye anlatırlardı, hatta projelere de baktığım falan olurdu. Ayrı bir dünya kurmaya çalışırdım, yani işte her fasattan bak, işte camlar şöyle olsun falan değil, hani nasıl görünüyor diye. Bunun da semeresini galiba gördüm. Benim mesela Berus'un Oktü'nün fotoğraflarından bir yüksek lisans tezi filan yaptılar. Sonra yani temeli şudur, bu Gombrich diye bir amca var biliyorsunuz, sanat tarihçisi, onun bir cümlesi var. Diyor ki, aslında diyor sanat yoktur, sanatçı vardır diyor. Ben hep buna inandım, yani bu bir teknik iş değil, yani işte serpay kurs düzecine bak, benim firarı şey yap, perspektifine otur falan, bu olmaz. Yani mimari onu yapan adam kadar hissetmek lazım. Yani onun derdi ne? Yani mesela hakikaten Ottu bunun son derece ilginç bir şeyiydi. Onlar bunu işlerden işte kitaplar oldu, gündemleri sergi, çok şey oldu. Çok şükür arkamızda bir şeyler bıraktık diye düşünüyorum. Şimdi, sonra şey var tabii, buna biraz iftar ediyorum. Turing Otomobil Kurumu, Çelik Bey çok aydın, hoş bir adamdır, Allah rahmet eylesin. Bu Boğaziçi'ndeki rezalet o zaman. Bunu yahu dedik, sergi yapalım. Biz bu sergiyi yaptık, Boğaziçi Kanunu çıktı. Yani çok şükür. Gösterdik ne oluyor. Sizden önceki, sizinle aynı, sizden sonraki jenerasyonlara hangi isimlere işaret etmek istersiniz? Bir kere bu alanın en büyük ustası bana göre Reha Günay'dır. Çok kıymetli dostum, çok değerlidir, çok da beraber de çalıştım. Ersin Alok, bir teknik cambaz olarak yani olağanüstü, yani dünyada başka var mı onu da bilmiyorum yani hakikaten acayip bir hani F-16'ları böyle koyup işte mermileri efendim şeyleri filan böyle dizeller fotoğraflar görmüşsünüzdür. Ersin bir gün öyle tesisatını dizmiş. Mesela söylediği şey şu, hani rakıya oturduğumuz zaman bugün 16. pozometremizi aldık filan. Böyle bir yapı, müthiş bir şey yani, başka türlü bir teknik. Ya hiçbirimiz onun kadar olamayız yani. Başka türlü düşünürüz vesaire vesaire. Karşılığını almıştır yani Paris Bienalinde, başka aramızda kıya alan adam yok. Değil mi? Tabii, bunu gerisini atlamayalım. Bir zaman Orçmanago vardı. Rahmetli izin grubu altı, yani Türkiye'nin ilk fotoğraf grubu, Sedat Hoca'nın ilk işlerini o çeker. Sedat Bey'den Ersin bahsetti, hakikaten çok cins bir adamdı. Cins diyorum şöyle, hani ben de o kitapta falan çalıştım. Şimdi oturursun, kahve gelir, kimse sana sormaz, sade mi, orta mı filan. Yani kahve gelir, öyle bir hadise. Öyle yere atmaları filan daha neler, yırtarlar yani. Beni yırtmadı ama yırtarlar. Bu olmuş efendim diye. Kaldırırlar. Müthiş şey, özellikleri olan bir adamdı. Yalnız bu fotoğrafa karşı böyle değil. her şeyi takip eden fotoğraf alemini. Mesela Aran'ın o zaman Ankara'da bir İngiliz sevgilisi vardı. Kraliyet ailesinden İngiliz konsolosluğunda çalışıyor. Onun bütün detaylarını takip ederdi. Şimdi Sedat Bey böyle gülürdü. diye böyle ağzını kapatarak giderdi. Seninki gelene atmış diye başlardı falan böyle. Son derece şey. Ve mimaride de bu şeyi SSK'yı yaparken maket yaptırıyorlar. Bir durum maketi getirdiler. Aynalı yani perspektif nasıl görünüyor diye. Şöyle baktı. Yani bir saniye falan dedi. Devam etti. İnanılmaz detaylarla uğraşan hayatı detay o. Sedef hastalığından sinir sistemi tabii garip bir adamdı. Hakikaten yani o olmasaydı galiba hani biz bir kere çok zorlanırdık. Artı Türkiye'de mimari de bugünkü durumuna gelmezdi. Bunu bilin yani. Tabii şimdi kadrolardan Cemal Emden ilginç işler yapıyor. Çok özel bir pazarlama taktiği var. Ben mesela bugün buraya gelmedi ya. Günahını almayayım. O yani bir zümrütü Ankara ve sakallı şerif olarak kendini her meselenin üstünde görme huyu var. Olsun. Herkesin bir şeyi var. O da öyle ne yapalım. Video yani. Neler yapalım. Evet. Video kaydı yapılıyor. Oh. Söyleyeyim. Ben babasını tanırım. Babası müthiş bir fotoğrafçıdır Kayseri'de. Ve Reha onlara mektupla fotoğrafçı yaptı. Reha yaptı. Şimdi diyor ki efendim Türkiye'de eğitimi işte bu konuda bir şey yaptınız mı? Yapmadım. Şimdi biz 27 yıl önce bu şimdi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi diye kafası 4. isimdir yani görünüş şey diyor. Hani Floransa Akademisi yazar bizde böyle alt alta reçete gibi yazdılar. O İlk işte fotoğraf enstitüsünü kurduk. Büyük bir hikayedir. Benim anılarımda falan var. Dediler ki işte buyurun. Dedim ki yani ben işim var, gelemem. Nasıl yani dediler. Valla dedim ki almalarını bilen insanlar mı gelecek? Yani vermek mühim değil. Sonra ne olacak? Nitekim haklı çıktım. Bir gün Sabit Hoca sormuş, buraya niye geldiniz demiş fotoğraf bölümünde. Erkekler askerlik hocam demişler, kızlar da evleniyoruz tabii demişler falan. Hala o hava devam ediyor ama Reha Günay orada son derece ciddi, önemli. Yani biraz bir şey öğrendilerse şu karşımızda oturan amcadan öğrendiler kesin. Ben onun dışında ne yaptım? Arşiv temiz söyledim. Asıl mühim galiba yani bu şey nasıl olacak? Yani bu mimarlı arşivler vesaire falan ve mimari fotoğrafın bir arkadaşımız sözün başında söyledi bir şey bulamadık dedi. Valla bu bizim kabahatimiz değil. Billahi değil. Şimdi Salt, Vasıf Kortuk tabii adam gibi adam olduğu için bunu bildiği için orada bir bölüm benim de çok uğraştı o zaman. Mesela benim mimari arşivimin büyük bir bölümünü onlar satın aldı. Parasını da ödediler, Allah var. Bir yerde birikmesi lazım ama Türkiye belleksiz bir ülke olmaya doğru gidiyor. Milli Kütüphane'deki kitapların bir bölümünü çöpe vermişler. Yani son duyduğum. Yani inanılmaz şeyler oluyor Türkiye'de. Bu hafızayı beşer nisyan ile malulüdür diye eski bir cümle vardır. Yani insanoğlu unutur. Herkesin her şeyi unutması isteniyor. Başta Gazi olmak üzere. Şimdi ikinci Gazimiz geliyor. Yani adama Gazi. Biri sordu Allah'tan. Neresinden yaralandı dedi. Evet. Şimdi bu iş çözülmeli. Bir sıra bir laf çıktı. Bu TC dış ticaret müsteşarlığı bir büyük mimari sergi yapıp Orta Doğu'da ve Afrika ülkelerinde bak biz ne ciciler yapıyoruz diye iş çavurlamak üzere bir fon ayırmış filan. Hatta buna da Mimarlar Derneği, şimdi biliyorsunuz Mimarlar Odası dışında bir Mimarlar Derneği var. Yani klas lordlar orada. Onların bu işe bakan teyzesiyle buluşacaktık. Benim verdiğim adresi yanlış anlamış, başka bir yere gitmiş. Bir daha da görüşemedik. Sonra da benim zaten ilgi alanım değişti. Yani başka herhangi bir proje var bilmem ne olmadı. Ama siz gençler veya bu mimari meseleye yön vermek isteyen herkes o kapıyı zorlayabilir. Bunun mümkün olduğunu şöyle örnekleyeyim. Ben son dönemlerde Türkiye'de fotoğraf diye bir meseleyle uğraşıyorum. Şudur, bu Nabi Kültür Bakanımız bizim Levent Kılıç'la Eskişehir Üniversitesi'nde profesör, en genç profesör oydu bir zaman, 27 yaşında profesör oldu amca, Türkiye'de yoktu öyle. Bu açık öğretimi falan kuran son derece aklı başında, donanımlı, müthiş hoş bir adamdır. Kısa pantolonuyken bizi lisede konferansa çağırdı. Yani öyle bir yapısal, müthiş kütüphane var. Sabahlara kadar okur filan falan. Nabi ile 20 yıl aynı odada çalışmış. Nabi bakan olunca Levent ya demiş, ben hep içimden geçer bir Türkiye'de fotoğraf, bir şey, bir kitap, sergi, bir şey yapalım. Şimdi mühür bende, ne dersin demiş. Levent de açtı telefonu, demiş çizgen isterse yaparız çünkü her şey onda demişler. Arşiv işte, müze yaptık, bilmem ne, efendim şey, efendim kitaplık, metaplık. Şimdi yapalım filan dedik. Ben 8 aydır 1000 kişinin biyografisini okudum. Aradım, buldum. Bunlardan 164 kişi ayıkladım. Onlarla da ana maketi yaptım. Şimdi bunun baskı konusu bir protokol yapılacaktı. Şimdi bu referandum falan herkes bir tarafta, bir türlü olmadı. Bakan amcamı ben geçenlerde bir yerde kıstırdım. İşte mektubu ve işi gösterdim. Hemen tanıtma fonundan mangırı almışlar. Yani kitap garantiye girdi. Şimdi mesela bunun gibi bir Türk mimarisi diye adam gibi bir sergi yapılsa, bir kitap yapılsa, şimdi bu gençler, benden sonra konuşacak aslanlar, bir sürü çok önemli şey çekiyor. Yani bu envanterin, bu Türkiye'nin mülkü ya, bundan daha önemli bir şey yok. Bunun kesin bir basılı hale gelmesi elzem. Bunu kırın, sarın, dövün, ne yaparsanız yapın, çözün. Yani biz yapabildiğimizi yaptık. Hakikaten söylüyorum işte, yani Silopi'ye giden 3. jipti ya. Yani buralardan bu işlere gelindi yani. Şimdi öyle değil. Siz hepinizin bilgisi, altyapısı, imkanları, arzuları sonsuz. Yani ben Murat'ı yakından takip ediyorum. Son derece değerli bir arkadaşımız. Mesela son derece ilginç işler yapıyor. Yani işte eskiden öyle, ya Otmar'ın hikayesi yeter. Yani Otmar burada tutturamamış. Mısır'a göçerken Vedat Bey fark etmiş, Vedat Nedim Tör çağırmış amcayı. Nereye gidiyorsun ya demiş, ben seni göndermem demiş. İşe almışlar ve Türkiye öyle onunla o dönemleri idealize edilmiş fotoğraflardır, şunlardır, budur ama adam gibi bir arşiv oluştu ve Ersin de anlattı, başına gelmeyen de kalmadı sonra adam yani tekrar memleketine döndü. Şu oldu, bu oldu ama Allah'tan Engin, benim eski eşim, kızımla iyi arkadaşıydı. Getirdi, İslam Modern'in şeyine kondu, bilmem ne, kurtuldu. Yani başka türlü Türkiye'nin belleği yok ya. Vallahi yok, billahi yok ya. Efendim, ben galiba bu kadar. Oldu mu saatimiz? Uydu değil mi? Peki, affedersiniz. Şimdi buna sahip çıkacak yapı var. Mutlaka var ama bunun birinin iş edilmesi lazım. Ya bir ekibin iş edilmesi lazım. Bu neslin, bu kuşağın vazifesidir. Yani bugüne kadar yapılmış çok önemli bu temin saydığım mimarlar dışında bir sürü değer var. Bunların işlerinin bir yapı içinde olması lazım. Her yerde var. Çin'de var. Japonya'da inanılmaz. Ben 87 ülkede dolandım en az bir kere yani bir sürü şeyler ve 18 ülkede de yani ya müzelerinde ya ana kitaplıklarında işlerim var falan. Çok üst düzey bir sürü adam tanıdım. Yani hakikaten işte arşiv dedin mi, bellek dedin mi orada yani onlar başından itibaren Roma'ya inanmışlar. Roma 1000 yıl nasıl ayakta kaldı efendiler? Sistem, program, organizasyon, rekor. Bir flama var. Rejyon çıktığı zaman onu taşıyor. Ha? Şimdi 6. sayfalarda spor yazıyor ya o. Her şey bir sistem içinde ele alınıp programlanırsa, düzenlenirse sonuç alınır. Ama bunu hayatınıza koyun. Başka türlü hani o çektim bunu çektim yok. Bir şey olmasa, bir sandıkta bu birikmesi, şimdi sandık harbi zaten. Orada bu işin birikmesi lazım. Bizim bütün dünümüz geleceğimizin anahtarıdır. Ona sahip çıkmazsak hiçbir şey olmayacağız. Hiçbir şey olmayacağız. Davulcu usulü gibi bağışlayın, kaynayıp gidecek bu kültür. Bunu bilin. Yani tek ümit sizsiniz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Soru varsa vallahi billahi cevaplar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Soru yok. Sorular en sonda oldu. Hemen. Reha Bey, sıra sizde. Yani senin yerine geçeyim, sonra geçelim. Efendim bu kadar güzel söz ve söz ustası ve hatip kişilerden sonra benim konuşmam biraz kuru kalacak. Kusura bakmayın. Biraz da vakti değerli kullanmak için notlarımdan okuyacağım. Mümkün olduğu kadar bana verdiğiniz sırayı takip ederek cevaplamaya çalışacağım. En başında da kendimden bahsetmemi istiyorsunuz. Bu bana biraz zor geliyor ama kısaca biraz bir şeyler söylemeye çalışacağım. Evet, ben bu işe nasıl bulaştım? Mimarlık fotoğrafına. Yıl 1965. Troya Antik Kenti ile hazırladığım bir albümü Profesör Halet Çambel'e götürdüm. O da Karatepe saçaklarının mimarı Turgut Cansever'e göstermiş. Turgut Cansever de o sırada Türk Tarih Kurumu'nu yapıyor ve bunun fotoğraflarını çeker misin diye benden rica etti. Ben de mecburen gittim. Elimde 6x6 bir makine var. Ne objektifi var, ne bir şey var. Böyle bir imkansızlıklar içinde. Orada birkaç gün çalıştım. İşte bir takım elimden geleni yapmaya çalıştım. Sonunda sonuçları verdim Turgut Bey'e. Turgut Bey de onları beğenmiş. O zamandan beri benim destekçim oldu Turgut Bey. Ama anladım ki bu kamera ile mimarlık fotoğrafı çekilemez. Sonra zorluklarla bir Linhof kamera aldım. Ondan sonra işte Doğan Tekeli, Sami Sisa, hepimizin çalıştığı bunlar mimari kurumlar. Bu tabii benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi bir mimara resim çektiğimde bakıyorum bir başka fotoğrafçı da aynı konuları çekmiş. Bu tabii ki çok iyi bir şey. Yani değişik bakış açılarını ellerinde toplamak istiyorlar. Doğru bir davranış ve bunu her zaman takdir ettim. Niye başkasının çektiği resmi bana çektiriyorlar veyahut benden sonra niye başkasına çektiriyorlar gibi hiçbir doğrusu komplekse katılmadım. Bu doğru bir şey ve mimarları da bu bakımdan kutluyorum. Güzel bir şey yapmışlar. İşte aşağı yukarı aynı kişiler var ve bazı da inşaat firmaları var. İşte Aya, Gök, bilmem Gama, Koray falan gibi. Bunların dışında Türkiye'de Cumhuriyet'in 50. yılında mimari gibi bir konu ortaya çıktı Cumhuriyet'in 50. yılında. Sedat Bey de Akademi Dergisi'nde bir makale hazırlamış. O sırada ben Güzel Sanatlar Akademisi'nde asistanlık yapıyorum. Benden istediler koca bir liste. Herkes Sedat Bey'in özel davranışlarını anlatıyor. Ben de mecburen söyleyeceğim çünkü hakikaten öyle. O listede bazı benim anlamadığım yerler var, bilemediğim yerler var. Bunları sordum, Sedat Bey'e soralım dediler, bir randevu ayırdılar bana. Gittiğimde işte söyledim ki şuraları bilemiyorum dedim, nedir veyahut ne istiyorsunuz falan. Efendim dedi, arayın bulun dedi. O kadar, başka bir cevap yok. İşte bu vesileyle değişik şehirleri de dolaşıp bazı fotoğraflar çektim. Ve Sedat Bey'le bunların nasıl Sedat Bey'in bu resimleri acımasızca kırptığını gördüm. Çok bu değil mi? Siz de fark etmişsinizdir. Kadrajını kendi yapıyor. Tabii ben bunları basıldıktan sonra fark ettim. Ama o zaman bir geriye dönüş oldu bende. Gerçekten önem verdiği konu neyse onun çerçevesini yapıyor ve orada işi bitiriyor. Sonra Ahan Mimarlık Ödülleri 83 yılında benden bir portfolyo istedi. Topladıkları başka portfolyolar da var. Bunları biz değerlendiremeyiz demişler ve Amerika'da bir Aperture diye bir dergi var bilirsiniz. O dergiye yollamışlar. O seçim istemişler. Onlar da beni seçmiş. Ondan sonra 2004 yılına kadar Ahan Mimarlık Ödülleri ile çalıştım. Pek çok İslam ülkelerini gezdim. Burada işte çeşitli modern yapılar, bazı restore edilmiş yapılar, bunların fotoğraflarını çektim. Tabii bunların da bana katkıları oldu. Şimdi biraz mimarlık fotoğrafından ne anladığımı söylemek istiyorum. Mimarlık fotoğrafı belgesel bir fotoğraftır. Dünyanın ilk fotoğrafı da bir bina fotoğrafıdır. Burada amaç mimarın yarattığı mekanı, strüktürü anlatmak ve değerlendirmektir. Mimarlık fotoğrafı bir sanat fotoğrafı değildir. Ama bir bina fotoğrafı sanat değeri taşıyabilir. O durumda bina sadece fotoğraf sanatının bir objesidir. Bence mimarlık fotoğrafına iki şekilde yaklaşabiliriz. Biri yorumsuz olarak, diğeri de yorumlu olarak. Yorumsuz olarak binayı olduğu gibi göstermek zorundayız. Bunun için cepheye dik bakışlar ve 45 derecelik bakışlar önemlidir. İkincisi yorumlu, yani istediğimiz gibi bir perspektif yaratarak dikkati çekecek bir çerçeve içine alarak bazı kısımları atmak ama atarken mekanı ve mimarlığın cümlesini kesmemek. Önemli olan nokta budur. Bir de bir soru var, mimarlık fotoğrafı özgün bir fotoğraf olabilir mi gibi. Bence özgün bir fotoğraf olmaz. Fotoğrafçının özgün bir yaklaşımı da olmaz. Bu anlattığım iki türde universal bir yaklaşımdır. Mimarlık fotoğrafı benim için sadece bir iş olmadı. Veya iş benim için yapmak istediğim şeyleri sağlayan bir araç oldu. Ben ne yapmak istiyordum? Bir defa kitap yapmak istiyordum. Çünkü her şeyi kitaplardan öğrendim. Onun için kitaba borcum olduğunu düşünüyordum. Ve o borcu da kitap yaparak ödeyebilirdim. Bu kadar yıl çalıştıktan sonra bende mimarlık fotoğrafı için bazı standartlar oluştu. Belki biraz bunlardan bahsetmek iyi olur. Başından beri çizilen bina resimleri, akademik perspektif dediğimiz düşey çizgilerin düşey gösterilmesi kuralını fotoğraf içinde benimsemiştir. Her ne kadar bütün kuralların yıkılması için didinen modern sanat, bu kuralı da bozmaya çalışsa, mimarlık fotoğrafı belge niteliğinde olduğu sürece kural en azından bir boyutta, o da düşey boyuttur, perspektifi kontrol etmeye devam edecektir. Düşey boyutta deformasyon, yani birim boyutların değişmesi, kısalması veya uzaması söz konusu olmamalıdır. Böylece yapının yüksekliği perspektif olarak görülmemelidir. İkinci standart, teknik resim kurallarının cephe görünüşlerine uygulanmasıdır. Bu sayede deformasyonsuz bir cephe elde edilir. Bunun faydası da o yüzeydeki ölçü ve oranları doğru olarak algılayabilmemizdir. Üçüncüsü, mekan doğru algılanmalı. O anlatımda eksik veya gereksiz elemanlar olmamalıdır. Dördüncüsü, yapının strüktürü hakkında bize bilgi vermelidir. Beşincisi, büyük açıklıkların örtülmesi söz konusu ise mekan ve strüktürü eksiksiz anlatmalıdır. Bir yapı kompleksini tümüyle anlatacak, çevresi, geneli ve detayı da içeren bir seri fotoğraf olmalıdır. Bütün yapı net görünmelidir, keskin görünmelidir. Resmin kontrastı detayların algılanmasına uygun olmalıdır. Renkleri ve tonları doğru yansıtmalıdır. Gene sorular arasında öykündüğünüz bir şey var mı diyor. Öykündüğüm veya beni etkileyen ilk mimarlık fotoğrafları Max Hirmer'in Antik Yunan Tapınakları fotoğrafları olmuştur. Ondan sonra Japon Yukie Futagawa'nın Japon evi konusunda çektikleri beni çok heyecanlandırmış ve benim Japonya'ya gidip Japon evini incelememe vesile olmuştur. Amerikalı Ezra Stoller ve Julius Schulman modern yapıları çekerken çok güzel fotoğrafları vardır. Bunlar da beni etkilemiştir. Mimarlık fotoğrafında beni etkileyen gelişme dijital fotoğraftır. Analog fotoğrafta zahmetli yolculuklar ve çabalar sonucu çektiğiniz resimlerin nasıl sonuçlandığını görmeden büyük riskler alırdınız. İşte anlattı gayet ne gibi zahmetli tedbirler aldığını, o ortamda film yıkamak, şeyin kızgın saçının altında hem de renkli film gibi hassas bir banyoyu yapmanın ne kadar zor işler olduğunu, ama işte bunlara o zaman mecburduk ve sonuçları bilmiyorduk, ne çektiğimizi. Şimdi sonucu beğenmezseniz hemen yeniden çekebilirsiniz. Dijital fotoğrafta görüntü kalitesi giderek artıyor ve yüksek megapikselli kameralarla sonradan yapacağınız perspektif düzeltmeleri daha sağlıklı oluyor. Size daha çabuk ve daha fazla belge toplama olanağı veriyor. Mimarlık fotoğrafı aslında sadece bir profesyonel uğraş değildir. Herkes bina fotoğrafı çekebilir ve çekmelidir. Özellikle geleneksel mimarlığımızı belgelemek sadece profesyonellerin işi değildir. Hatta hiç de olmamıştır. Böylece ana konumuz olan mimarlığa ve sanata hizmet ederiz. Bu yöresel mimari ve geleneksel yapılarımızla ilgili fotoğraflar çektiğimizde. Yöresel mimarlığı belgelemek ve yorumlamak, geleneksel sanatlarımızı öğrenmek bakımından benim uğraş konularımdan biri olmuştur. Safranbolu ile başlayıp Elmalı, İstanbul, Orman'a kitaplarını yaptım. Yani hem fotoğrafladım hem de yazdım. İkinci konu anıtsal mimarlık alanında Mimar Sinan oldu. O konuda da birkaç kitap hazırladım. Her iki konuda da mimarlık mirasını koruma alanında sergiler yaptım. Selimiye, Safranbolu, Dünden Bugüne Şile, Kaybolan İstanbul, Kayseri, Dizeköy'ü, Sinan'ın İstanbul'u, Anadolu mimarlık mirası, İstanbul'da Atatürk'ün oturduğu evler, Nail Çakırhan'ın evleri gibi sergiler hazırladım. Diyalı, müzikli gösteriler yaptım ve konferanslar verdim. Eğitim olarak soruyordunuz yine. 1978'de DGSA'da açılan Fotoğraf Enstitüsü'nün kurucularındanım. O tarihten 2011 yılına kadar 33 yıl orada mimarlık fotoğrafı dersleri verdim. Öğretmenin önemli bir yararı aynı zamanda öğrenmeyi devam ettirmesidir. Şimdi bu ders bütün fotoğraf bölümlerinde zorunlu bir ders haline gelmiştir. Bu konuda hazırladığım bir kitapta basım aşamasındadır. Arşiv konusuna gelince bu önemli bir boşluktur. Bence üzerinde ayrı bir panel yapılmalı ve bu toplantıda arşiv sahipleriyle arşivi kurmak isteyen kurumlar karşı karşıya getirilmelidir. Bu toplantıyı düzenleyenlere ve arşiv hakkında toplantı düzenleyeceklere şimdiden teşekkür ederim. Cümlesi var. Diyor ki sanat yalandır. Pardon, fotoğraf sanat değildir. Çünkü sanat yalandır, fotoğraf ise gerçek. Bu temin gerçek vardı ya burada, o buraya ezberlesin. Ben bunun üzerine bir nazire bir program yaptım. Bir arkadaş bu Yıldız albümlerinden bahsetti. Ben o konuda bir roman yazdım. Yıldız'ın Gözü diye benim, yani edebiyatla böyle bir derin ilişkim yok da fiil tarihinde Fotokina'yı fotoğrafçılar bilirler. Kur'an Fritz Gruber diye Almanya'nın en önemli adamlarından biriydi. Öldü, ölünce terekesinden iki müze yaptılar. Böyle bir adamdı. Onun kızı video artla uğraşıyordu o zaman, yani bunlar 1970 yıllarında. Ben bu Abdülhamit'in Yıldız albümleri hikayesini biliyordum, anlattım. Amca bir video yapmış, teyze. Fakat bana göstermediler. Ben de yani olabilir böyle şeyler falan dedi. Bu Fritz Gruber pek ahbabımdı, buraya gelirdi. O zaman roman yazıyordu. Merak ettim yani. Dedim ki ya sen dünyanın en önemli adamlarından birisin. Yani büyük yönetmen. Niye? Dedi ki vallahi gücümüz buna yetecek dedi. Senin de dedi bir gün ancak böyle ayakta kalabilirsin filan dedi. Vedat Türkali benim çok yakınımdı. Babam gibi yazlıma gelir, aylarca kalır filan. Ona bu hikayeyi anlattım. Kaç yaşındasın dedi bana. 60 dedim. O zaman 60 yaşındaydım. Gençliğinin kıymetini bil dedi. Ben ölmeden bu romanı okuyacağım dedi. Böyle hayatımda bir 6 ay rahat zamanım oldu. Oturup bunu yazdım. Piyasada bulursunuz. Fakat bu Yıldız albümlerinin hikayesi son derece ilginçti. Bu didaktik, bunu anlatan bir hikaye değil. Yani Abdülhamit beğensek beğenmesek hastalıklı bir adam. Yani çok fazla kuşkucu. Hiçbir yere çıkmıyor. Yıldız Sarayı bir tek Hamidiye'ye çıkıyor. Geliyor. Haydarpaşa Garı açılırken gitmemiş. Yani böyle bir tip. Onun bu fotoğrafla olan ilişkisi, her yere fotoğraf çıkarılıyor, son derece ilginçtir. Yani ben yazdığım için değil ama hakikaten o dünyayı anlatan ilginç bir hikayedir diye size yani bir artı şey olarak söyleyeyim. Üçüncü, bu teyze çok hoş bir şey yapmış ama ben bunu daha evvel yaptım bir şey olarak şu anlamda. Çok resimsel bir şeydir. Tavsiye ederim. Yani oradan müthiş bir sergiler çıkabilir. Ben bu denemeyi yaptım. Bir fırsatta gösteririm. Hepsi bu. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bu gençlerle beraber olmak bana galiba bir 10 sene daha kazandırdı. Çok çok teşekkür ederim. Moral kazandı. Bu gençlerde iş var diyorum.